Bilgiye kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle doğal gaz yönetimi destekleri başladı ve buna nasıl başvuru yapabiliriz bunu öğreneceğiz. Bakanımız Derya Yanık bununla ilgili bir açıklama yaptı 1-2 saat öncesinde ve size bu açıklamayı aynen aktaracağım. Bununla birlikte başvuruları hep beraber gerçekleştireceğiz. Öncelikle açıklamada bahsettiği şeyler şu şekildeydi. Doğal gaz tüketim desteğinde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını duyurdu. Bununla birlikte kiracıların da artık destekten faydalanabileceğini anlattı. Yani kiracı da olsanız buna başvuru yapabileceksiniz. 3 milyar TL bütçeyle hayata geçirilen doğalgaz tüketim desteğine ilişkin açıklamalar bu şekilde. Mart-Nisan aylarını kapsayan birinci döneme ilişkin ödemelerinin yapıldığını belirtti ve 331 bini aşkın haneye toplamda 114 milyon TL destek verdiklerini hatırlattı. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılıyor. Şu an E-Devlet'te yoğunluk var. Bundan ötürü size bu bilgileri vereceğim ve başvuru yapmayı deneyeceğiz hep birlikte. Doğalgaz tüketim destek programı kapsamında E-Devlet'ten yapabiliyorsunuz. Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlar sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan sosyal yardım başvuru hizmeti ekranından gerekli bilgilerini doldurarak başvuru yapabilecek. Bu şekilde bir açıklama mevcut arkadaşlar. Bu kapsamda hali hazırda doğalgaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğalgaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteği sunacağız diye bir açıklama geldi. Kiracı da olsanız bu destekten yararlanabileceksiniz arkadaşlar. Yeni düzenlemeler mevcut. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen bu yardımda kış dönemine ilişkin başvuruların başladığı belirtildi. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız da destekten yararlanabilecek. Doğalgaz tüketim desteği ısıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlenmiş bir tutar mevcut burada. Bu tutarın yıllık 450 ile 1100 TL arasında değişebileceğini hatırlatan Bakan Yanık, hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere bu yardımı vereceğini belirtti. İhtiyaç sahibi vatandaşlar E-Devlet üzerinden yapıyor ve hak sahibi olduktan sonra başvurunuz onaylandıktan sonra arkadaşlar PTT'ye gidip faturalarınızı ibraz ederek destekten yararlanabiliyorsunuz. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlar ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak dedi. Şöyle bir ek daha mevcut burada. Sağlık raporu bulunan kronik hastalara %5 ek ödeme daha yapılacak bununla birlikte. Sağlık raporu bulunan kronik hastalara ve hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara da ek ödeme yapılacağını belirtti Bakanımız Derya Yanık. Şimdi bundan faydalanabilmeniz için şartlar neler arkadaşlar? Onları da size anlatmak istiyorum. Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuru yapmanız gerekiyor. Doğalgaz arzı sağlanan ilçede, beldede ikamet ediyor olmanız gerekmekte. İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliğinizin bulunması gerekiyor. Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekmekte. Evet, yeni açıklamamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sosyal hizmetlerin kendi web sitesi üzerinden nasıl başvuru yapılabilir? Burada adım adım anlatılmış. Ben de size bunları göstermek istiyorum. Adım adım anlatmak istiyorum. Öncelikle bakın şu an E-Devlet sistemindeyim. Fakat yoğunluk olduğundan ötürü arkadaşlar burada sayfa açılmıyor. Tekrar yapalım. Şu an hizmette bir yoğunluk var. Bunun için de bana çok soru geliyor. Abi bende ekran açılmıyor. Hocam ekran gelmiyor. Neden böyle diye. Yoğunluktan dolayı bu şekilde bu ekran açıldığı zaman başvurunuzun nasıl yapılacağını anlatacağım. Şu an tek tek deniyorum bunu. Açılmasını bekliyorum sizler için. Şimdi hep beraber şuradan da bir başvuru süreçlerine adım adım bakalım. Ardından zaten ben de size anlatacağım için bunu sağlam bir şekilde başvurumuzu doğru bir şekilde yapmış oluruz. Çünkü çok bilgi kirliliği mevcut. YouTube'da da, internette de. Örnek veriyorum, kırtasiye yardımı diye başvuru yapıyor insanlar. Halbuki SET yardımına başvuru yapıyorlar. Bu insanlar zaten SET yardımı alıyor. Geliyor bazı insanlar da diyor ki bu kırtasiye yardımı, buna da başvurun. Zaten alıyor onu o kişi, farkında değil. Kırtasiye yardımı diye bir daha başvuruyor. Yani haksız yere bu şekilde izlenme uğruna, tıklanma uğruna bu şekilde başlıklar atarak
Böyle insanları kandırıyorlar daha doğrusu. Şimdi gelin hep birlikte bakalım. Burada E-Devlet sistemine giriyorsunuz. Bakanlığımızca sağlanan sosyal yardım başvuru hizmeti yazıyorsunuz. Buna hep beraber alıştık zaten. Bu adımdan sonra yeni başvuru çıkıyordu biliyorsunuz. Ardından aydınlatma metni ve açık rıza formunu onaylıyorsunuz. O kutucuklara tik işareti. Bakın gene açılmadı arkadaşlar. Sizler için bunu tek tek deniyorum. Bu adımdan sonra kimlik, adres, iletişim bilgilerinizi onayladıktan sonra devam et diyorsunuz. Hanenin yararlanabileceği desteğin tespiti adına başvurudaki tüm soruları dikkatlice dolduruyorsunuz. Size özel yani bu sorular. Sorulara ilişkin girilmiş cevapların bulunduğu ön izleme bilgileri görüntüleniyor ve açık aydınlatma metni ve açık rıza formu onaylanarak başvurunuz tamamlanıyor. Başvuruya ilişkin süreç E-Devlet kapısı üzerinden takip edilebiliyor. Bakın nasıl faydalanır diye de anlatılmış burada. Türk vatandaşı olmanız, E-Devlet'ten destek programına başvurmanız, doğalgaz arzı sağlanan ilçe beldede ikamet ediyor olmanız, ikamet ettiğiniz adreste adınıza kayıtlı doğalgaz aboneliğinizin bulunması, ödenecek faturanın mesken grubuna ait olması, hakkında ilgili sosyal yardımlaşma vakıflarınca hak sahipliği verilmesi, SYD incelemesi sonrasında doğalgaz yardımının E-Devlet kapısı üzerinden onaylandığı bilgisinin alınması ve PTT'ye giderek faturanızın ibraz edilmesi. Bu kadar basit. Kiracıysanız şunu da soracaksınız. Faturalar benim üzerime değil abi. Hocam nasıl yapılacak o zaman? O zaman olmaz. Faturaların sizin üzerinize olması gerekiyor. Kiracı bile olsanız bu şekilde bu abonelik numarasından dolayı bu yardımı alabilirsiniz. Eğer onaylanırsa. Şimdi bu şekildeydi başvurular. Tekrar gelelim E-Devlet sistemi üzerine. Size şöyle bir daha bakalım. Bir göstereyim açılacak mı? Zaten bu adımları defalarca anlattım. Doğalgaz desteği hakkında da videom var. Önceki videolarımıza da bakabilirsiniz. Bu ekran yüksek ihtimalle sizde de açılmayacaktır yoğunluktan dolayı. Bugün içerisinde veya yarın artık ne zaman bu yoğunluk azalırsa ben yine bunu size anlatacağım. Merak etmeyin, geç de başvursanız, erken de başvursanız hiçbir şey değişmez. Şu an yoğunluk olduğu için kimse başvuramıyor. 1-2 günde geç başvursanız bile hiçbir sıkıntı olmaz. Doğalgaz desteğini de ilk duyuran kanalda biziz zaten. Bunu nasıl alabileceğinizi, hangi işlemleri uygulayacağınızı detaylı olarak anlatıyoruz. Üstün körü geçmiyoruz. Bazı arkadaşlarımız videoları bir tık uzun tuttuğumuzu söylüyor. Ama inanın arkadaşlar, burada bizim anlattıklarımızın hepsi gerekli şeyler. Çünkü bize bu tür sorular çok fazla geliyor ve herkese de yetişemediğimiz için bunu anlatmak istiyoruz. Ya şuna da değineyim. Aile destek programı alıyorum. Doğalgaz desteği alınabilir miyim diye soru var. Evet, doğalgaz desteği de alabilirsiniz. Aile destek programı almanız herhangi bir sorun teşkil etmez. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yavaş bir şekilde doluyor. Yani açılmıyor. Açılmasını bekleyeceğim. Tekrar bu ekran açıldığında size başvuruyu adım adım anlatacağım. Zaten anlatmış sayıldım. Çoğu şeyi anlattım. Siz de bu adımları yapabilirsiniz ama emin olmak adına bu videomu bekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.